Albert Einstein, her şeyi göreceli. Yıl 1879. Amerika Birleşik Devletleri'nde Thomas Alva Edison dünyaya parlak bir fikir sunuyor. Ve tüm dünyada geleceğin devrimcileri doğuyor. Meksiko'da dizlerinin üzerinde yaşamaktansa ayakta ölmek iyidir cümlesiyle Emiliano Zapata. Ve Rusya'da Çarlık rejimini alaşağı edecek iki ayrılmaz arkadaş Joseph Stalin ve Leon Trotsky doğdu. Sonuna kadar arkadaşlar. Ve biz devrimleri tartışırken Leylekler Mart'ın 14'ünde Ulm Almanya'da gördüğümüz evrende devrim yapacak bir bebek getirdi. Adı Albert Einstein'dı. Einstein'ın 10 yaşındayken okuduğu 2000 yıllık bir kitap olan Öklid'in Elementler isimli matematik ve geometri kitabı kafasında bazı şeylerin gelişmesinde etkili oldu. Kitap onu çok etkilemişti. Albert müziği çok severdi. 13 yaşındayken favori bestecisi Mozart'ın eserlerini çalabiliyordu. 17 yaşında Mileva Maric ile tanıştığı Zürih Politeknik Enstitüsü'ne gitti. Mileva matematik sınıfındaki tek kızdı ve ilk görüşte ona aşık oldu. Albert mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca iş aradı. Sonunda Zürih Patent Ofisi'nde iş buldu ve bu sayede 1903 yılında Mileva ile evlenebildi. Ofis memuru olduğu için oldukça fazla boş zamanı vardı ve bu boş zamanları çok iyi kullandı. Sürekli bilimsel dergilere yazılar yazdı. Albert 1905 yılında fotoelektrik etki adını verdiği garip bir olgu üzerinde çalışmaya başladı. Buna göre bir metalik yüzeye ışık düştüğünde yüzeyden elektron yayılabilir. Bu etkiyi açıklayabilmek için fiziğin ve kuantum mekaniğinde yeni bir çığır açacak bir makale yayınladı. Atom evrenine hoş geldiniz. Belki de boş zamanı çok olduğundan genç Albert uzay ve zaman arasındaki fiziksel bağı keşfedebilmiştir. Ve böylece özel görelilik kuramı ya da çok bilinen adıyla izafiyet teorisini ortaya çıkarmıştır. Göreceli bir evrende nesnelerin hızını ölçmek için ölçülebilen bir nesneye referans almak gereklidir. Işık hızı sabit, değişmez, ölçülebilir bir hız birimidir. Hangi şartta olursa olsun, saniyede 300 bin kilometre hızla hareket etmektedir. Einstein'a göre birine izafiyet teorisini anlatmak, hayatında hiç sahanda yumurta görmemiş birine yumurta, tava, yağ tarif ederek yumurta pişirmeyi anlatmak gibi bir şeydir. Onun teorilerinin doğruluğu zaman içinde kanıtlanmıştır. Aslında parçacıklardan oluşan ışık, yer çekimi tarafından bükülmüş ve sabit hızda hareket eder ve en önemlisi, hiçbir şey ışıktan daha hızlı değildir. Eğer izafiyet teorisi yanlış olsaydı, parçacık hızlandırıcılar işe yaramaz, atom bombaları patlamaz, uzay sondaları uzay boşluğunda kaybolur ve bazı astronomik olayları incelemek imkansız olurdu. Einstein ve Milena 1914 yılında ayrıldılar. İlişkilerinde az bilinen kendine özgü noktalar vardı. Albert kesinlikle uyulması gereken ve nispeten uzun bir listeyle kurallar koymuştu. Bunlardan bazıları şöyleydi. Kıyafetler her zaman temiz tutulacak. Benimle beraber sosyal ilişkilerden vazgeçeceksin. Benimle konuşma ve ben davet edene kadar yatak odama gelme. Çocuklarımın önünde beni küçük görme. Katı kurallar altındaki Mileva ile evliliğini 1919 yılında sona erdiren Einstein, bir süredir ilişkisi olduğu kuzeni Elsa Löwenthal ile evlenmiştir. Bazıları ilk evliliğindeki katı kuralları Elsa ile evlenebilmek için koyduğunu söylüyor. 1921 yılında fotoelektrik etki çalışmasıyla Nobel Fizik Ödülünü kazandı. Ödül törenine katılmadı. Bunun yerine konferanslar vermek üzere Japonya'ya gitti. Üzgündü çünkü asıl ödül alması gereken çalışmasının izafiyet teorisi olduğunu düşünüyordu. Ya da belki de Einstein Avrupa'da yükselmeye başlayan Yahudi karşıtlığından rahatsız olmuş ve bu nedenle ödülü almak için gitmemiştir. Durum ne olursa olsun Albert ödülden kazandığı parayı oğullarının çalışmalarını desteklemek amacıyla eski karısına vermiştir. Einstein 1930 yılında Nazilerin iktidara gelmesi nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. 1940 yılında onursal Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı oldu.
Einstein kararlı bir pasifist olmasına rağmen Nazilerin nükleer bir bomba üzerinde çalıştığını duyunca Amerika Başkanı Roosevelt'e kendi çalışmalarını önerdi. Manhattan Projesi adı verilen bu çalışma aynı zamanda ilk atom bombasıydı. Sadece iki şey sonsuzdur. Evren ve insanın ahmaklığı. Ve ben ilkinden o kadar da emin değilim. Bu yaşlı adam hayatta iki şeyi çok severdi. Princeton'da arkadaşlarıyla çay içmeyi ve keman çalmayı. Performans her zaman misafirlerini etkilemiştir. 1955 yılında Princeton'da ölmüştür. Otopsiden sonra beyni gelecek nesillerin çalışması için korunmuştur. Einstein adında ayda bir krater vardır. Sokakta izafiyet teorisini açıklamasını isteyen insanlar tarafından durdurulmaktan sıkılan Einstein, onlara, "Hayır, ben Profesör Einstein değilim. Birçok insan hata yapar. Birbirimize çok benzeriz." demiştir.